Ne işe yarar bizim duyularımız? Niçin var? Sizi duyabilmem, burada birbirimizi görebilmemiz, ne yaptığımızı anlayabilmemiz, hissedebilmemiz, kendimize ve hayatımıza anlam kazandırabilmemiz için duyularımız var. Hepimiz duyularımız olduğu için kendimizi daha iyi hissederiz, daha kötü, yapmak istediklerimize karar verebiliriz ve bunları planlayarak gerçekleştirebiliriz. Peki duyusal bütünleme dediğiniz şey ne? Şimdi bu sinir sisteminin bir gelişimi ve bu gelişim sürecinde sinir sistemi anne karnında başlayan bir süreç. Bu süreç içinde duyulardan aldığımız bilgilerle yaşadığımız ortamın kendimizin önce ilk 0-6 ayda açlık duymamız, işte duyunca ağlamamız, daha sonra anneye yönelmemiz, ihtiyaçlarımızı karşılamak için anneyi takip etmemiz, gördüklerimize anlam kazandırarak harekete dönüşmesi, daha fazlasını yapmak için daha fazla hareket ve daha gelişimi destekliyor. Duyularımız olmadan gelişemiyoruz. Peki, kulağımız var burada. Evet, kulağımız var ve kulağımız içinde bir denge unsuru olan salyangozumuz da var. Hı hı. Kulak bu kanallarımız var. Bunlar, ne kadar güzelmiş kulağınız. Kulağımız güzel. Biraz iyice ama olsun. Şimdi ben geçenlerde yine böyle çok fazla bir sürü bilim videoları seyrediyorum. İnternet bu yönden çok faydalı oluyor. Bir tanesini de seyrediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bir mekanik kol böyle uzanıyor, şişenin kapağını açıyor, tutuyor ve bardağa koyuyor. 4 tane doktor öğrencisi bunu 4 yıl çalışarak yapmışlar. Ve hakikaten pürüzsüz yapıyor bu hareketleri. Şimdi diyorlar ki ya müthiş bir şey, demek ki hani 4 kişi bunu 4 yılda yapmış, o zaman bu işler çok yapılabilir. Diyor ki öğrenciye, hayır diyor, bunu diyor 5 santim yana kaydırıp başka türlü yapmak için diyor bir 4 yıl daha harcamamız lazım diyor. Biz bu hareketten, bu her biri 4 yıl olan hareketten günde yüzlerce yapıyoruz. Ellerimiz, kollarımızı o kadar yumuşak ve güzel kullanıyoruz ki, ama doğduğumuz anda böyle kullanmıyoruz. Doğduğumuz anda çocuk seveceğim diye insana tokat atıyor. Tabii farkına bile varmadan yıllar geçtikçe ehilleşiyoruz. Peki nasıl öğreniyoruz yani? Evet, bu nasıl oluyor? İşte öğrenmenin temeli duyularımızdan geçiyor. İlk doğduğunda çocuklar böyle böyle hareketler yapıyorlar veya altını açtığımızda tepinme hareketleri yapıyor. Zaman içinde bu hareketlilik anneye doğru uzatma bir anlam kazanıyor. Önce kuvvetini kontrol edemiyor, kontrol edemediği için dediğiniz gibi bazen koparıyor, bazen vuruyor, ama daha sonradan bizim öğretmelerimiz karşılıklı etkileşim ile nasıl sevgiyi birbirimizle paylaşacağımızı öğreniyor annesinden. Oo güzel çocuğum benim, nasılsın? Böylelikle yüzümüzdeki hareketlerin ona gülümseyen bir yüzün konuşmadan bile bu uyaranın yapmaması gereken bir şey olduğunu anlıyor. Yani öğreniyor. Annem bana gülerek bakıyor, seviyorsa güzel şeyler yapmışım. Kızıyorsa kötü şeyler. İşte ilk öğrenme deneyimleri anne karnında ve 2,5 yaşa kadar anne baba ve ev ortamında oluyor. Ondan sonra sosyalleşmesinde daha çok bekliyoruz, ama karşılıklı etkileşim olarak bunlar çok önemli. Peki duyularımızı algılama konusunda aslında bize oyuncaklar getirdiniz. Mesela bir tane oyuncak vardı, biz Aytuğ'la beraber denedik. Normalde biz bastığımız zaman yeri hissediyoruz. Yani evrendeki varlığımızı, kapladığımız yeri farkındayız. Bu bize ne katıyor? Sonra da oyuncağımızı gösteririz belki. Şimdi ayak çok önemli. Çünkü yer çekimi sürekli olan bir geri aşağıya doğru bir çekim. Ayak tabanımız, onun için lütfen sağlıklı ayakkabılar giyin ve yürürken bastığınız yere sağlam basın. Gerçekten çok önemli. Bastığımız yer bize nasıl bir yere bastığımızı, yumuşak mı, sert mi, çamurlu mu, ıslak mı, bütün bu bilgileri ayakkabı olsa bile veriyor. Ama genelde korumacı aile olarak çocuklarımıza asla çorapsız bastırmıyoruz üşürler diye.
Hatta ayakkabısız. Tabii. Ya da hatta terliksiz. Ayakkabı ve terliksiz. Evet.